Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı modül 5 eğitimde kapsayıcılıkla ilgili hazırlamış olduğum çıkması muhtemel sorularla karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar diğer modüllerle ilgili de eğer izlemek isterseniz kanalda yeterince videolar var. Hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Müsaitseniz öncelikle çıkması muhtemel baş öğretmenlikle ilgili ve uzman öğretmenlikle ilgili çıkması muhtemel sorular başlığı altındaki videoları izlerseniz çok daha faydalı kaynaklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasada adı duyulmuş değerli yayın evlerinin hazırladığı sorulardan seçme yaparak sizlere bu videoları çekiyorum değerli arkadaşlar. Hemen soru çözümüne geçmek istiyorum fazla vaktinizi almadan. Soru 1. Kapsayıcı eğitimin farkı zamanlarda farklı araştırmacılar tarafından çeşitli özellikler vurgulanarak yapılmış tanımları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlardan biri değildir? Tekrar ediyorum. Kapsayıcı eğitimin farklı zamanlarda farklı araştırmacılar tarafından çeşitli özellikler vurgulanarak yapılmış tanımları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlardan biri değildir? A. Kapsayıcı eğitim, genel eğitim okullarındaki özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılayan özel öğretmenlerle ilgili değildir. B. Bir öğrencinin genel eğitim faaliyetlerine ve müfredatına tam olarak katılması için ihtiyaç duyacağı tüm destek ve hizmetlere erişmenin bir gereklilik olduğu sistemdir. C. Kapsayıcı eğitim tüm çocukların eğersiz ve amasız genel eğitim sınıflarında bir arada bulunması üzerine inşa edilen bir yapıdır. D. Engelleri ortadan kaldırmayı tüm öğrencilerin aynı yaştaki akranları ile öğrenme deneyimlerine ve öğrenme ortamlarına katılmalarını sağlayan temel bir insan hakkı ve eğitimde sistemli bir reform sürecidir. E. Kapsayıcı eğitim tüm eğitimlerin bir arada toplanmasıdır. Değerli arkadaşlar bütün videolarda hatırlatıyorum. Soruları okuduktan sonra yaklaşık 5 saniye bekliyorum. Daha sonra detaylı soru çözümüne geçiyorum. Değerli arkadaşlar birinci sorunun cevabı E seçeneğidir. Kapsayıcı eğitim tüm eğitimlerin bir arada toplanmasıdır ifadesi yapılan önemli tanımlardan biri değildir değerli arkadaşlar. Kapsayıcı eğitimle ilgili yapılan farklı zamanlarda farklı araştırmacıların yaptığı en önemli tanımları size aktarmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bunları bilmenizde fayda var. Kapsayıcı eğitim, genel eğitim okullarındaki özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılayan özel öğretmenlerle ilgili değildir. Bir öğrencinin genel eğitim faaliyetlerine ve müfredatına tam olarak katılması için ihtiyaç duyacağı tüm destek ve hizmetlere erişmesinin bir gereklilik olduğu sistemdir. Kapsayıcı eğitim, tüm çocukların eğersiz ve amasız genel eğitim sınıflarında bir arada bulunması üzerine inşa edilen bir yapıdır. Engelleri ortadan kaldırmayı tüm öğrencilerin aynı yaştaki akranları ile öğrenme deneyimlerine ve öğrenme ortamlarına katılmalarını sağlayan temel bir insan hakkı ve eğitimde sistemli bir reform sürecidir. Belli başlı tanımlar bunlardır değerli arkadaşlar. Kapsayıcı eğitim tüm eğitimlerin bir arada toplanmasıdır diye bir tanım yoktur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Soru 2. Kapsayıcı eğitim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kapsayıcı eğitim tüm öğrencileri destekleyebilecek bir altyapı üzerinde öğretmenlerin mesleki gelişimi de bu yönde sağlanarak sunulduğunda öğrencilere, ailelere ve topluma yararı olabilecek bir anlayıştır. B. Kapsayıcı eğitim uygulamaları aynı ortamda eğitimine devam eden hem gelişimsel yetersizliği olan çocuklar hem de tipik gelişim gösteren akranlarının gelişimlerini desteklemekte, akran etkileşim ortamına katkı sağlayarak çocukların öğrenme süreçlerini yönlendirmeye yardımcı olmaktadır. C. Tüm çocukların aileleri kapsayıcı eğitim ortamlarında eğitim alan çocukları vesilesiyle kapsayıcı eğitime yönelik olumlu tutum geliştirmektedir. D. Kapsayıcı ortamlarda bulunan çocuklar ayrıştırılmış ortamlarda eğitim gören benzer özellikteki akranlarına göre öğretimsel hedeflerinde bulunan iletişim, sosyal ve akademik becerileri daha uzun sürede öğrenebilmektedir. E. Ülkemizde kapsayıcı eğitimin
karşılığı olarak kaynaştırma ve bütünleştirme ifadeleri de kullanılmaktadır. Değerli arkadaşlar, ikinci soruda cevabımız D seçeneğidir. Kapsayıcı ortamlarda bulunan çocuklar ayrıştırılmış ortamlarda eğitim gören benzer özellikleri özellikteki akranlarına göre öğretimsel hedeflerinde bulunan iletişim, sosyal ve akademik becerileri daha uzun sürede öğrenebilmektedir ifadesi kapsayıcı eğitimle ilgili yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Kapsayıcı ortamlarda bulunan çocuklar ayrıştırılmış ortamlarda eğitim gören benzer özellikteki akranlarına göre öğretimsel hedeflerinde bulunan iletişim, sosyal, akademik becerileri daha kısa sürede öğrenirler değerli arkadaşlar. Dolayısıyla soru da yani D seçeneğinde uzun sürede öğrenebilmektedir ifadesinden dolayı D seçeneği yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kapsayıcı ortamlarda bulunan çocuklar ayrıştırılmış ortamlarda eğitim gören benzer özellikteki akranlarına göre öğretimsel hedeflerinde bulunan iletişim, sosyal ve akademik becerileri daha kısa sürede öğrenirler değerli arkadaşlar. Soru 3 kaynaştırma ve bütünleştirme ile kapsayıcı eğitim hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kaynaştırma bütünleştirme kavramı özel gereksinimli çocuklara odaklı. Ben önümdeki kitapçıktan okuyacağım değerli arkadaşlar. Işık gözümü rahatsız ediyor. Kusura bakmayın. Baştan alıyorum soruyu. Soru 3. Kaynaştırma ve bütünleştirme ile kapsayıcı eğitim hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kaynaştırma bütünleştirme kavramı özel gereksinimli çocuklara odaklı iken kapsayıcı eğitim tüm çocukların özelliklerini dikkate alarak eğitimde eşit erişime yöneliktir. B. Kaynaştırma bütünleştirme kavramı çocukların eğitim ortamına hazır olmalarını gerektirirken kapsayıcı eğitimde eğitim ortamlarının çocukların özelliklerine göre yapısal ve işlevsel olarak düzenlenmesi söz konusudur. C. Kaynaştırma bütünleştirmede genel eğitim ortamlarında çocukların yarı zamanlı ya da tam zamanlı şekilde bulunmasını içerirken tüm çocukların gelişimsel özellikleri ve gereksinimlerine göre öğretimsel uyarlamalar yapılarak eğitim ortamlarına erişim ve katılımlarını içeren kapsayıcı eğitim tüm çocukların gelişimsel özellikleri ve gereksinimlerine göre öğretimsel uyarlamalar yapılarak eğitim ortamlarına erişim ve katılımlarını içerir. D. Kaynaştırma bütünleştirmede çeşitlilik esastır ve bireysel farklılıklar olağan karşılanarak ayrıcı özellik şeklinde vurgulanmazken kapsayıcı eğitimde çocukların bireysel farklılıkları ön plandadır ve çoğu zaman bu durum sorun ya da ayrıcı özellik olarak görülür. E. Kaynaştırma bütünleştirmede ayrıştırılan çocukların bütünleştirilmesine yönelik destek sunulurken kapsayıcı eğitimde tüm çocukların okula aidiyeti katılımı için gerekli tedbirler alınır. Değerli arkadaşlar, üçüncü soruda doğru cevabımız D seçeneğidir. Kaynaştırma bütünleştirmede çeşitlilik esastır ve bireysel farklılıklar olağan karşılanarak ayrıcı özellikler şeklinde vurgulanmazken kapsayıcı eğitimde çocukların bireysel farklılıkları ön plandadır ve çoğu zaman bu durum sorun ya da ayrıcı özellik olarak görülür ifadesi yanlıştır. Değerli arkadaşlar, tam tersi olacaktı. Kaynaştırma bütünleştirmede çeşitlilik esastır diyor. Bu yanlış bir bilgidir. Kapsayıcı eğitimde çeşitlilik esastır değerli arkadaşlar. Ve bireysel farklılıklar olağan karşılanır ve ayrıcı özellik şeklinde vurgulanmaz. Ama kaynaştırma ve bütünleştirmede çocukların bireysel farklılıkları ön plandadır değerli arkadaşlar. Ve çoğu zaman bu durum sorun ya da ayrıcı özellik olarak görülür. Kaynaştırma bütünleştirmede çocukların bireysel farklılıkları ön plandadır unutmayalım. Kaynaştırma ve bütünleştirmede çocukların bireysel farklılıkları ön plandadır. Fakat kapsayıcı eğitimde çeşitlilik esastır değerli arkadaşlar ve bireysel farklılıklar olağan karşılanır. Çoğu zaman bu durum ya da ayrıcı özellik olarak görülür. Tekrar ediyorum arkadaşlar, karıştırmayın. Burası çok karıştırılıyor. Kaynaştırma ve bütünleştirmede bireysel farklılıklar söz konusudur değerli arkadaşlar. Bireysel farklılıklar ön plandadır
ve çoğu zaman bu durum sorun ya da ayırıcı özellik olarak görülür. Yani bireysel farklılıklar çocukların ayrılmasını sağlar ya da bir sorun olarak görülür. Ama kapsayıcı eğitimde değerli arkadaşlar, çeşitlilik esastır ve bireysel farklılıklar olağan karşılanır, ayırıcı özellik şeklinde vurgulanmaz değerli arkadaşlar. Soru 4. Kapsayıcı eğitimin temel kavramları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kapsayıcı eğitimin çeşitlilik, katılım, aidiyet, adalet ve hak temelli yaklaşım üzerinde şekillenen bir anlayıştır. B. Çeşitlilik, yaş, etnik köken, ırk, cinsiyet, engellilik, sosyoekonomik düzey, dil, din, coğrafi konum gibi özelliklerin farklılıklarının doğasını değerlendirmeden ve yargılamadan olduğu gibi kabul etmeyi ve sosyal dışlamayı ortadan kaldırmayı ifade etmez. C. Kapsayıcı eğitim anlayışında farklılıklar bir sorun olarak görülmez. Görülmekten ziyade olağan olarak karşılanarak çeşitlilik önemsenmektedir. D. Katılım, tüm çocukların aynı eğitim ortamında bulunmasının yanı sıra kendi gereksinimlerine ve ilgilerine göre çeşitli uyarlamalara da yer verilerek öğrenme süreçlerine katılımını ifade etmektedir. E. Okullarında ve sınıflarında tüm çocukların sosyal ilişkiler geliştirerek kendilerini o eğitim ortamına ait hissedebilecekleri bir kapsayıcı kültürü oluşturmak, kapsayıcı eğitim uygulamalarının hayata geçirilmesi noktasında kritik öneme sahiptir. Değerli arkadaşlar, dördüncü sorunun cevabı B seçeneğidir. Çeşitlilikle ilgili verilen tanım yanlıştır değerli arkadaşlar, B seçeneğindeki. B seçeneğinde çeşitlilik yaş, etnik köken, ırk, cinsiyet, engellilik, sosyoekonomik düzey, dil, din, coğrafi konum gibi özelliklerin farklılıklarının doğasını değerlendirmeden ve yargılamadan olduğu gibi kabul etmeyi ve sosyal dışlamayı ortadan kaldırmayı ifade etmez diyor değerli arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Ben kapsayıcı eğitimden biraz bahsetmek istiyorum. Kapsayıcı eğitimin temel kavramlarından bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Kapsayıcı eğitim, çeşitlilik, katılım, aidiyet, adalet ve hak temelli bir yaklaşımdır değerli arkadaşlar. Kapsayıcı eğitim, çeşitlilik, katılım, aidiyet, adalet ve hak temelli bir yaklaşımdır. Çeşitlilik, yaş, etnik köken, ırk, cinsiyet, engellilik, sosyoekonomik düzey, dil, din, coğrafi konum gibi özelliklerin farklılıkların doğasını değerlendirmeden ve yargılamadan olduğu gibi kabul etmeyi ve sosyal dışlamayı ortadan kaldırmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla ifade etmez dediği için B seçeneğinde yanlıştır değerli arkadaşlar. Ortadan kaldırmayı, bu saydığım tüm bilgileriyle ilgili bu bilgileri ortadan kaldırmayı öngörür kapsayıcı eğitimde çeşitlilik. Tekrar edeyim çeşitliliği, çünkü çeşitlilik sorulabilir arkadaşlar. Kapsayıcı eğitimde çeşitlilik çok önemlidir. Çeşitlilik, yaş, etnik köken, ırk, cinsiyet, engellilik, sosyoekonomik düzey, dil, din, coğrafi konum gibi özelliklerin farklılıkların doğası olarak kabul edilir değerli arkadaşlar. Yani bütün farklılıklar doğal olarak kabul edilir ve yargılamadan, değerlendirmeden olduğu gibi kabul edilir bu farklılıklar ve sosyal dışlamayı ortadan kaldırmayı hedefler değerli arkadaşlar. Çeşitlilik özelliği kapsayıcı eğitimin. Yine kapsayıcı eğitim anlayışında farklılıklar bir sorun olarak görülmekten ziyade değerli arkadaşlar, olağan olarak karşılanarak çeşitlilik önemsenir. Çeşitlilik çok önemlidir değerli arkadaşlar kapsayıcı eğitimde. Katılımda ise değerli arkadaşlar, katılım tüm çocukların aynı eğitim ortamında bulunmasının yanı sıra kendi gereksinimlerine ve ilgilerine göre çeşitli uyarlamalara da yer verilerek öğrenme süreçlerine katılımını ifade etmektedir. Değerli arkadaşlar, katılımı tekrar ediyorum. Tüm çocukların aynı eğitim ortamında bulunmasının yanı sıra kendi gereksinimlerine ve ilgilerine göre çeşitli uyarlamalara da yer verilerek öğrenme süreçlerine öğrencilerin katılımını ifade eder. Okullarında ve sınıflarında tüm çocukların sosyal ilişkiler geliştirerek kendilerini o eğitim ortamına ait hissedebilecekleri bir kapsayıcı kültürü oluşturmak, kapsayıcı eğitim uygulamalarının hayata geçirilmesi noktasında kritik öneme sahiptir. Değerli arkadaşlar, kapsayıcı bir okul
tüm üyelerinin hak ve sorumluluklara sahip olduğu, burası çok önemli değerli arkadaşlar. Tüm üyeleri kapsayıcı bir okul, tüm üyelerinin hak ve sorumluluklarına sahip olduğu, okulun hem kendi ortamında hem de dışında sağlanan eğitimden tüm öğrencilerin benzer şekilde yararlanma fırsatına sahip olduğu, adaletli bir temeli, adaleti temel olarak alan yani bir ortam sağlar öğrencilerine. Hak temelli yaklaşıma göre değerli arkadaşlar, ayrımcılığın yani tüm çocukların ayrımcılığın ortadan kaldırılması, hak temelli davranılması, tüm çocukların ücretsiz ve zorunlu eğitime erişiminin sağlanması, yine kaliteli eğitim müfredatı ve öğretim uygulamalarında yer alan ilkeleri içermesi beklenir değerli arkadaşlar. Yine kapsayıcı eğitimin temel kavramının ne olduğunun anlaşılmasına yönelik bakış açısı sunmakta, kavramın zemininin yer aldığı mantık çerçevesini oluşturmaktadır. Hak temelli yaklaşım değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum, kapsayıcı eğitimin çeşitlilik, katılım, aidiyet, adalet ve hak temelli yaklaşım üzerinde şekillenen bir anlayıştır kapsayıcı eğitim değerli arkadaşlar. Soru 5. Kapsayıcı eğitim yaklaşımının gerekçeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kapsayıcı eğitim Hocam yaklaşımının soru gelmedi ekrana. soru ekranda şu anda hocam. Ekranda yok mu? Şu Hocam anda soru geldi ekran. mi değerli Ha, hocam? şimdi geldi. Şu anda Ekranda geldi. ekranda. Tamam, tekrar yansıttım. Arada internet mi kopuyor artık hocam? Kusura bakmayın. Yani bizden kaynaklanmıyor. Bizim internetimizde bir sıkıntı yok ama hatlarla ilgili bir sorun var artık. Soru 5. Kapsayıcı eğitim yaklaşımının gerekçeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kapsayıcı eğitim yaklaşımının eğitimsel, sosyal ve ekonomik gerekçeleri bulunmaktadır. Bu gerekçeler pek çok ülke tarafından kabul gören ve kapsayıcı eğitimin neden uygulanması gerektiğine ilişkin hemfikir olunan bakış açılarını yansıtmaktadır. B. Eğitimsel gerekçeler bağlamında kapsayıcı eğitim yaklaşımı işler hale geldiğinde okullarda tüm çocuklar birlikte eğitim alabilir ve bireysel farklılıklara yanıt veren tüm çocukların yararlanabildiği öğretim yöntemlerinin kullanılarak tüm çocukların gelişimsel olarak ilerlemeleri desteklenebilir. C. Sosyal gerekçeler bağlamında kapsayıcı okullar tüm çocukların birlikte eğitim almasını sağlayarak farklılıklara karşı tutumları değişebilir ya da değiştirilebilir. İnsanları barış içerisinde bir arada yaşamaya teşvik eden, adil ve ayrımcı olmayan bir toplumun temelini oluşturur. D. Ekonomik gerekçeler bağlamında kapsayıcı eğitim uygulanan okulları oluşturma ve sürdürmenin belirli özelliklere sahip çocuklara yönelik uzmanlaşmış kişilerle farklı türde okullarda verilen hizmetlerden oluşan karmaşık bir sistemden daha çok maliyette olabileceği düşünülmektedir. E. Tüm öğrencilere etkili bir eğitim sunabilecek kapsayıcı okulların herkes için eğitim sunmanın daha uygun maliyetli bir yolu olduğu belirtilmektedir. Beşinci soruda cevabımız D seçeneğidir değerli arkadaşlar. Ekonomik gerekçeler bağlamında kapsayıcı eğitim uygulanan okulları oluşturma ve sürdürmenin belirli özelliklere sahip çocuklara yönelik uzmanlaşmış kişilerle farklı türde okullarda verilen hizmetlerden oluşan karmaşık bir sistemden daha çok maliyetli olabileceği düşünülmektedir ifadesi kapsayıcı eğitim yaklaşımının gerekçeleriyle ilgili bir yanlış bilgidir değerli arkadaşlar. Yanlış bilgileri buluyoruz. Dikkat ederseniz daha çok doğru bilgi. Yani burada amaç şu, bilgiyi de vermek size. Yani bu konuyla ilgili temel bilgileri de size vermeye çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Zaten sorular da bu bazlı çıkacak. Okuduğunu anlamaya yönelik çıkacak büyük olasılıkla değerli arkadaşlar. Beşinci sorunun cevabı D seçeneğidir. Tekrar ediyorum. Kapsayıcı eğitim yaklaşımının eğitimsel, sosyal ve ekonomik gerekçeleri bulunmaktadır değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kapsayıcı eğitimin eğitimsel, sosyal ve ekonomik gerekçeleri bulunmaktadır. Bu gerekçeler pek çok ülke tarafından kabul gören ve kapsayıcı eğitimin neden uygulanması gerektiğine ilişkin hemfikir olunan bakış açılarıdır değerli arkadaşlar. Yani
pek çok ülke tarafından kabul edilmiş bir kabul gören, kabul edilmiş kapsayıcı eğitimin gerekçeleri var değerli arkadaşlar. Neden uygulanması ile ilgili? Eğitimsel gerekçeler bağlamında, bu gerekçeleri detaylandırıyorum şu anda. Eğitimsel gerekçeler bağlamında kapsayıcı eğitim yaklaşımını işler hale geldiğinde okullarda tüm çocuklar birlikte eğitim alabilecek ve bireysel farklılıklara yanıt veren tüm çocukların yararlanabildiği öğretim yöntemlerinin kullanılarak tüm çocukların gelişimsel olarak ilerlemeleri desteklenecektir. Yine UNESCO 2020 raporu bu değerli arkadaşlar. Oradan okuyorum. Yine sosyal gerekçeler olarak da değerli arkadaşlar UNESCO'nun raporunda şöyle bir bilgi var. Sosyal gerekçeler bağlamında kapsayıcı okullar tüm çocukların birlikte eğitim almasını sağlayarak farklılıklara karşı tutumları değiştirilebilir. İnsanları barış içerisinde bir arada yaşamaya teşvik eden adil ve ayrımcı olmayan bir toplumun temelleri oluşturulur diyor raporda. Yine ekonomik gerekçeler bağlamında ise şöyle bir bilgi var değerli arkadaşlar. Cevabımız da zaten ekonomik gerekçelerle ilgiliydi. Ekonomik gerekçeler ise değerli arkadaşlarım, kapsayıcı eğitim uygulanan okulları oluşturma ve sürdürmenin belirli özelliklere sahip çocuklara yönelik uzmanlaşmış kişilerle farklı türde okullarda verilen hizmetlerden oluşan karmaşık bir sistemden daha az maliyetli. Şıkta dikkat ederseniz daha çok maliyetli ifadesi vardı. Bu sebeple D seçeneği yanlıştı değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Ekonomik gerekçeler bağlamında kapsayıcı eğitim uygulanan okulları oluşturma ve sürdürmenin belirli özelliklere sahip çocuklara yönelik uzmanlaşmış kişilerle farklı türde okullarda verilen hizmetlerden oluşan karmaşık bir sistemden daha az maliyette olabileceği düşünülmektedir. Tüm öğrencilere etkili bir eğitim sunabilecek kapsayıcı okulların herkes için eğitim sunmanın daha uygun maliyetli bir yolu olduğu belirtilmektedir değerli arkadaşlar. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin ilkelerinden biri değildir? A. Kapsayıcı değerleri eyleme geçirme. B. Her insanın yaşamına eşit derecede önem vermeme. C. Herkesin aidiyet hissetmesine destek olma. D. Çocukların öğrenme ve öğretime katılımlarını sağlama. E. Dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan durumları azaltma. Arkadaşlar soruyu şöyle bir okuduğunuzda zaten cevabı hemen buldunuz. Çünkü hemen sohbet kısmı hareketlendi. Doğru cevabı bulduğunuzu düşünüyorum. Cevabımız B seçeneğiydi. Her insanın yaşamına eşit derecede önem vermeme kapsayıcı bir eğitimin ilkesi olamaz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Kapsayıcı değerleri eyleme geçirme, her insanın yaşamına eşit derecede önem verme, herkesin aidiyet hissetmesine destek olma, çocukların öğrenme ve öğretimine katılmalarını sağlama, çeşitliliği ve herkese eşit derecede saygıyı teşvik etmek için kültürler, politikalar ve uygulamalar geliştirme, öğretim süreçlerinden geniş ölçüde faydalanmak için kapsayıcı uygulamadan yararlanma, çocuklar arasındaki ve yetişkinler arasındaki farkları öğrenmek için bir kaynak olarak ele alma. Yine değerli arkadaşlar, çocukların yerel tabanlı, yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme. Çocuklarla birlikte çalışanlar ve aileler içinde okulları geliştirme. Başarıların yanı sıra olumlu okul ortamı oluşturmanın değerini öne çıkarma. Yine okullar ile okulların değerleri ve bulundukları yakın çevre arasındaki olumlu ilişkileri teşvik etme. Kapsayıcı eğitimin topluma dahil olmanın bir göstergesi olduğunun farkına varma kapsayıcı eğitimin başlıca ilkeleridir değerli arkadaşlar. Her insanın yaşamına eşit derecede önem vermeme kapsayıcı eğitimin ilkelerinden biri değildir. Soru 7. Kapsayıcı eğitim anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kapsayıcılık öncelikle düşünme sistemimizde geliştirmemiz gereken bir anlayıştır.
B, düşüncelerimizde ne varsa dilimize de o yansımaktadır. Bepli çocuk, entegre çocuk, MR'lı çocuk, özel çocuk, normal çocuk, birini anlatırken kullandığımız bu tür çocuklar gibi ifadeler zihnimizdeki kategorizasyonun dilimizdeki ifade bulmuş biçimidir. C, kapsayıcı olmak her şeyden öte bir anlayıştır ve öncelikle düşüncelerimizde, kendimizde var olan ayrıştırmacı tutumları ve düşünceleri fark etmemizi gerektiren bir anlayıştır. D, kapsayıcı eğitimin işler hale getirilmesi, kapsayıcılığın tam olarak anlaşılması ile mümkün olamaz. E, kapsayıcı eğitim anlayışı sınıftaki tüm öğrencilerin öğretmeni olmak ile ilgilidir. Değerli arkadaşlar, 7. soruda cevabımız D seçeneğidir. Kapsayıcı eğitimin işler hale getirilmesi, kapsayıcılığın tam olarak anlaşılması ile mümkün olamaz ifadesi, kapsayıcı eğitim anlayışı ile ilgili yanlış bir bilgidir. Kapsayıcı eğitim anlayışından bahsetmek istiyorum. Kapsayıcılık öncelikle değerli arkadaşlar, düşünme sistemimizde geliştirmemiz gereken bir anlayıştır. Düşüncelerimizde ne varsa dilimize de o yansımaktadır. Bepli çocuk, entegre çocuk, MR'lı çocuk, özel çocuk, normal çocuk, birini anlatırken kullandığımız bu tür çocuklar gibi ifadeler zihnimizdeki kategorizasyonun dilimizde ifade bulmuş biçimidir. Bizler kendimize aşina gelen insanlar, fikirler ve ortamlarda kendimizi güvende hissederiz ve bize farklı gelen özellikler, ortamlar ve insanlara karşı da farkında olmadan ön yargı geliştirebiliriz. Kendimiz gibi olmayan, kendimize benzemeyen, bizim alıştığımız gibi görmediğimiz özellikler bize değişik gelebilir değerli arkadaşlar. Kapsayıcı olmak her şeyden önce bir anlayıştır değerli arkadaşlar. Ve öncelikle düşüncelerimizde, kendimizde var olan ayrıştırmacı tutumlarımızda ve düşüncelerimizi fark etmemizi gerektiren bir anlayıştır değerli arkadaşlar. Kapsayıcı eğitimin işler hale getirilmesi, kapsayıcılığın tam olarak anlaşılması ile ancak mümkün olabilir. Kapsayıcı eğitim anlayışı sınıftaki tüm öğrencilerin öğretmeni olmakla ilgilidir değerli arkadaşlar. Çeşitli nedenlerle akranlarından farklılaşan ve bu farklılaşan özelliklere bakmaksızın bir öğretmen tüm öğrencilerin sınıflarına ve okuluna aidiyet kurabilecekleri bir yapıyı kurması gerekir değerli arkadaşlar. Kapsayıcı eğitimin işler hale getirilmesi, kapsayıcılığın tam olarak anlaşılması ile mümkün olamaz ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla kapsayıcı eğitimin işler hale getirilmesi, kapsayıcılığın tam olarak anlaşılmasıyla ancak mümkün olabilir değerli arkadaşlar. Ve çeşitli nedenlerle akranlarından farklılaşan özelliklere bakılmaksızın tüm öğrencilerin sınıflarına ve okuluna aidiyet kurabilecekleri bir yapının kurulması gerekmektedir değerli arkadaşlar. Soru 8. Dünya genelinde kapsayıcı eğitim yaklaşımının tarihsel yolculuğu ile ilgili olarak uluslararası alanda 4 temel süreç yer almaktadır. Yukarıdakilerden hangisi bu süreçte yer almaz? 1. İnsan hakları tarihsel süreç 1900-1948 arası. 2. İnsan hakları temelli süreç 1948 ve sonrası. 3. Özel gereksinimli çocuklara yönelik süreç 1990 ve sonrası. 4. Dezavantajlı gruplara yönelik süreç 2000 ve sonrası. 5. Eğitim sistemlerinin dönüşümü 2005 ve sonrası. A1, B2, C3, D4, E5. Değerli arkadaşlar, 8. soruda cevabımız A seçeneğidir. İnsan hakları tarihsel süreç bu süreçte yer almaz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla çalışma kitabında da yani PDF'de de insan hakları tarihsel süreç 1948 ve sonrasını ifade etmektedir. Dolayısıyla cevabımız 8. soruda insan hakları tarihsel süreç yani A seçeneği olacaktı değerli arkadaşlar. Dünya genelinde kapsayıcı eğitim yaklaşımının tarihsel yolculuğu ile ilgili olarak uluslararası alanda 4 temel süreç yer almaktadır. Bunlar değerli arkadaşlar
Birincisi insan hakları tarih, insan hakları temelli süreç 1948 ve sonrası, özel gereksinimli çocuklara yönelik süreç 1990 ve sonrası, dezavantajlı gruplara yönelik süreç 2000 ve sonrası, eğitim sistemlerinin dönüşümü ile ilgili süreç 2005 ve sonrasını kapsamaktadır. Değerli arkadaşlar, insan hakları tarihsel süreç bu süreçler arasında yer almaz değerli arkadaşlar. Dokuzuncu soruya geçmiyorum arkadaşlar. Çünkü vaktimiz çok az, yetişmeyecek. Eğitimde kapsayıcılık, beşinci modül eğitimde kapsayıcılıkla ilgili hazırlamış olduğum çıkma ihtimali, çıkması muhtemel soruların birinci soru çözüm burada sona erdi değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.